Hadi şimdi bir başka karışık ya da çapraz aldol yoğunlaşması örneği yapalım. Ama bu kez lidyum enolat kullanalım. Eğer bu ketonu ve aldehiti alıp bir bazla karıştırırsak bir ürün karışımı elde ederiz. Yani esas istediğimiz ürünü, bu konjüge enonu elde edemeyiz. Eğer bunu adım adım yaparsak yönlendirilmiş bir aldol yoğunlaşması yapabiliriz. Bu ketonu alıp LDA eklersek ve sonra aldehitimizi ilave edersek ya da bu süreç boyunca su ve asit kaynağı olarak toluen sülfonik asit eklersek gayet makul bir şekilde konjüge enon elde edebiliriz. Şimdi bu adımların her birine tek tek bakalım. İlk önce güçlü bir baz olan LDA'nın eklenmesiyle başlayalım. Bu güçlü baz ketonumuzdan bir proton alacak. O yüzden onu bir analiz edelim. Alfa karbonların karbonilin hemen yanındakiler olduğunu biliyorduk. O zaman bu ketonumuzun alfa karbonu oluyor. Ve aynı şekilde bu da. Peki güçlü bazımız bu alfa karbonlardan hangisini protondan arındıracak? LDA'nın kinetik enolat oluşturacağını görmüştük. Bu yüzden en az steril engel tarafından proton almak isteyecektir. O zaman kinetik enolat oluşturmak için sağdaki şu alfa karbondan proton alacak. Sol taraftakinden alsaydı bu termodinamik enolat olurdu. Evet, şimdi buraya alfa karbonumuzda bir alfa proton çizelim ve LDA'nın alacağı bu proton olsun. Şimdi LDA'yı çizmeye geçelim. Burada azot var ve ona bağlı izopropil gruplarımızı da ekleyelim. Ve şuraya da azota bağlanmış lityumu çizelim. Şimdi oldu. Aslında bu halka barındıran bir mekanizma. Dolayısıyla protondan arındırma yani deprotonasyon gerçekleştiğinde oksijen bu lityumla bir bağ oluştururken azot da bu protonla bağ oluşturacak. Devam edip bu halka yapıdaki mekanizmayı gösterelim. Azot anyonunun üzerindeki bu elektronlar hareket edip bu protonu alırsa burada bir bağ oluşur. Bu elektronlarsa burada karbon-karbon çift bağ oluşturur ve bu elektronlar da lityumla bağ oluşturmak için oksijene geçerler. Evet, ürünümüzü ortaya çıkaralım. Ve bu elektronların hareketlerini gösterelim. Oksijenimiz burada, lityumla bağ kurdu ve aşağıda da karbon-karbon çift bağ oluşmuş oldu. Buradaki azotsa hidrojenle bağ kurdu ve yanlarında da bir amin var. Şimdi elektronlara geçebiliriz. Azot anyonundaki bu maviyle gösterdiğim elektronlar amini oluşturmak için bu protonu aldı. Şu şekilde. Mor gösterdiğim bu elektronlar da protonlardan arındırma gerçekleşince buradaki çift bağ oluşturdu. Kırmızı olan elektronlar da lityum enolatımızı oluşturmak için lityumla bağ kurdu. Tekrarlayacak olursak bu en hızlı oluşan yapı yani kinetik enolattır. LDA kullanımı kinetik enolatımızı elde etmemize yardımcı oluyor. Çünkü bu büyük izopropil grupları soldaki alfa karbonda proton arındırma işlemi olmasını engelleyebilir. Evet, şimdi lityum enolatımızı oluşturduk. Bir sonraki adıma geçelim. Bir sonraki adımda aldehitimizi buraya ekleyeceğiz. Bu yüzden butanal ya da diğer adıyla butil aldehit ilave edeceğiz. O zaman lityum enolatımızın oluşumuna bir bakalım ve sonra buna butil aldehit ekleyelim. Butil aldehidi çizecek olursak burada karbonilimiz var. 4 tane de karbonumuz olacak. Aldehitlerin elektrofil görevi görebileceğini biliyoruz. Bu nedenle ikinci adımda bir elektrofilik karbonil bileşiği ekleyeceğiz. Bunun elektrofilik olduğundan eminiz. Çünkü oksijen kısmi negatif ve karbonil karbon kısmi pozitif. İkinci adımda bir elektrofile saldıran bir nükleofil olacak. Bu yüzden enolat nükleofil görevi görecek. Bu sefer lityum ve oksijen arasında bağ olacak ve şurada da bir karbon karbon bağ oluşturmuş olacağız. Şimdi elektronların hareketlerine geçelim. Lityum enolat nükleofil görevi gördü. Aldehit ise elektrofil. Eğer bu elektronlar buraya hareket ederse o zaman bu elektronlar karbonla bağ kurulması için buraya hareket eder ve bu elektronlar da buraya geçebilir. Yani bir başka halka yapıda mekanizma oluşur. Şimdi devam edip sonucu bir çizelim. Evet, bu karbonlarımız burada. Şuraya karbonilimizi de oluşturalım ve artık yeni bir karbon karbon bağımız var.
Oksijenimiz artık lityuma bağlandı. Evet, geriye kalan karbonları da çizdikten sonra lityum alkoksit ürünü ortaya çıkmış oldu. Elektronları takip edersek, kırmızı renkli elektronlar buraya hareket edip karbonilimizi oluşturdu. Mor renkli bu elektronlarsa karbonil karbonumuza saldırıp yeni karbon-karbon bağını oluşturmuş oldu. Ve son olarak maviyle işaretlediğim bu elektronlar da lityum alkoksit ara ürünümüzü oluşturmak için oksijen ve lityum arasındaki bağı oluşturdu. Kısacası iki adet halka yapıdaki yani siklik mekanizma karbon-karbon bağını oluşturmuş oldu. Önce protondan arındırmayı yapıyoruz. Buradaki halka mekanizmasından bahsetmiştik. Ve ikinci adımda aldehiti ekleyip lityum enolatı oluşturduktan sonra başka bir halka yapıdaki mekanizma bize lityum alkoksiti verdi. Şimdi bir sonraki adıma yani üçüncü adıma geçecek olursak bu adımda su ekleyeceğiz. Burada lityum alkoksiti biraz farklı çizdim. Sağ üstteki lityum oksijen bağındaki mavi elektronları bu sefer oksijene koyalım. Tabii oksijenin iki ortaklanmamış elektron çifti daha var. Yani eksi bir formal yükü var. Şimdi lityumun da artı bir yükü olacak. İşte bu da lityum alkoksitimizi göstermenin başka bir yolu. Genellikle videolarımızda bu şekilde yapmıştık. Evet, şimdi bir sonraki adımda sulu çözelti prosedürlerini uygularsak buraya biraz su ilave edip alkoksit anyonumuza proton ekleyebiliriz. Şimdi bunu bir gösterelim. Sudan bir proton alıyoruz. Şöyle. Şimdi ürünlerimizi yan tarafa çizebiliriz. Yine bir karbonilimiz olacak. Ve devamında aldolümüzü oluşturmak için oksijene proton ekleyeceğiz. İşte aldol ürünümüz. Aldolün ardından bir sonraki adıma geçelim. Burada bir proton kaynağı olarak toluen sülfonik asit ekledik. Böylece son adımda enon elde etmek için aldolü dehidre etmemiz gerek. Baz kullanarak nasıl enon oluşturacağımızı görmüştük. Bu sefer de asit katalizli dehidrasyon yapacağız. Buraya bir proton kaynağı ekleyelim. Yine oksijenimizin üzerinde iki tane ortaklanmamış elektron çifti olacak. Çiftlerden bir tanesi bu protonu alabilir ve böylece yapıya proton eklemiş oluruz. Şimdi buraya neler yapacağımızı bir çizelim. Karbonilimizi ve diğer bütün karbonları çizelim. Ve burada bir tane ortaklanmamış elektron çiftine sahip bir oksijenimiz var. Şimdi elektronları bir gösterelim. Morla gösterdiğim bu elektronlar bir proton almıştı ve bize bir tane ortaklanmamış elektron çifti kaldı. Bu da oksijene artı bir formal yük vermiş oldu. Yani burada mükemmel bir ayrılan grup ortaya çıkıyor. Bu elektronların oksijene doğru hareket ettiğini düşünürsek ayrılan grup olarak su molekülü ortaya çıkıyor. Bu aşamada suyun kaybı gerçekleşince katyon oluşuyor. Şimdi oluşacak olan bu katyonu çizelim. Karbonilimizi ve diğer tüm karbonları çizelim. Şimdi bu karbonla olan bağı kaybettik. Ve katyonlarımızı oluşturacak olan karbon buydu. Katyonumuza artı bir formal yük ekleyelim. Evet, şimdi oldu. Bir sonraki adımda bir baz gelecek ve alfa karbonumuzdan bir proton alacak. Tabii her zamanki gibi karbonilimizin nerede olduğuna baktığımızda yanındaki karbonun alfa karbon olduğunu biliyoruz. O zaman burada bir proton mevcut ve biz de baz yardımıyla protondan arındırma işlemini gerçekleştirebiliriz. Buraya sadece genel bir baz yazacağım. Ama önceki adımda ayrılan su gibi başka bir yapı da olabilir. Şimdi baz gelip bu protonu alacak ve böylece bu elektronlar buraya gelip çift bağ oluşturacaklar. Ve bu da artı bir formal yükünü götürmüş olacak. Evet, şimdi devam edip ürünümüzü tamamlayalım. Karbonilimizi çizdik, burada artık çift bağımız var. Geri kalan karbonlar da şu şekilde oluyor. Elektronları gösterecek olursak bu elektronları bu kez mavi ile işaretleyelim. Baz protonu alınca elektronlar da çift bağ oluşturmak için hareket etti. Ve böylece ürün olarak enon ortaya çıktı. Evet, bu yaptığımız yönlendirilmiş aldol yoğunlaşması örneğiydi.